Danimarka'da kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasa dışı kılan yasa tasarısı kabul edildi nihayet. Danimarka parlamentosunda yapılan oylamada 77 milletvekili hayır oyu kullandı bu arada onu da söyleyelim. 94 milletvekili tasarı lehine oy verdi. Çoğunluğun oyuyla kabul edilen bu kanuna göre ülkede Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılması, bu kitaplara saldırılar ve dini değerleri hedef alan Uygunsuz davranışlar yasaklanacak. Yasayı ihlal edenlere para cezası ya da iki yıla kadar hapis verilecek. Yasanın yürürlüğe girmesi için Danimarka Kraliçesi 2. E, Margaret'ın imza atması gerekiyor. İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar artmıştı.